Yeni bir videodan herkese merhaba. Pamuk ekiyoruz. Güzelim malzeme bu taşlarda heba oluyor. Bakın taşı görüyorsunuz. Gene bu bir şey değil. Bu kalkmayan taşlar var ya, yerli taşlar. Bak bu. Mesela bu. Bunlar bize çok sıkıntı çıkarıyor. Mesela buraya geldiği zaman kaldırıyor biraz. Üstünden geçtiği zaman tekrar mimzeri indiriyor. Yani bu taşlar bizim ömrümüzü yedi. Burada taşa değdi, fazla doldurmuş Halis, biraz yere dökülmüş. Aslında fazla doldurma dedim, Halis doldurmuş fazla biraz. Tohumu göstermek istiyorum size, burada. Fazla toprağa gömüyoruz. Böyle bir parmak kadar ayarlamışız. Bunun sen nedeni ise çünkü sulayacağız. 4 parmak da 5 parmak da bıraksak boş. Kuru toprağa giriyor. Yağmurlar iyi yağdı. Güzel yağdı ama kuru toprağa girdiği için o yüzden tohumun çıkmama ihtimali çok yüksek. Hem de çok yerlerde çıkmayacak. Bunun sebebi ise arkadaşlar, kullanım taşlarını attığımız için, traktör içinde fazla geldiği için tarla kek gibi olmuştu. O yüzden traktör izleri çok berbat oluyordu. Hem traktör izi hem de remork izi çok iz oluyordu. Çünkü o remorku bu tarlanın içinde doldurup dışarıya boşaltıyorduk. Haliyle çok batıyordum. O yüzden tapan çektiğimiz zaman o izleri kapatmadı. O izlere kuru toprak girdi. Kuru toprak girdiği için de tohum oraya girdiği zaman o tohum riskte. Orada tohum çıkmaz. Çıkmayacağı için de sulayacağız. O yüzden fazla toprağa gömmedik. Bir parmak kadar toprağa gömdük. Öyle ayarladık. Pamuğu sulayacağız. İyi. Bu sene biraz ters oldu. Gerçi her sene ters oluyor da. 2-3 senedir yağmur yoktu, kurak vardı. Bu sene de çok fazla yağmur vardı. Geç kaldık. Şu ana kadar, yani şu an bugün 5 Mayıs. Bu daha 5 Mayıs bahat pamuk ekiyoruz. Her sene bu vakitlerde bizim pamuğumuz çıkmıştı yani. Fazla yağmur yağdığı için ekemedik, geç kaldık. Aslında geç değil de tarlayı hazırlayana kadar, taşları atana kadar 2 tane tapan çektik. Bir tanesini çapraz, bir tanesini düz. Öyle geç kaldık.
Bir de en önemlisi bunun, bu tohumun liste olması, çıkmaması. Bu daha kötü. Şu an buğday tarladaki fiskeleri çıkarmamız lazım. Çıkarıp döşememiz lazım. Hemen sulamaya başlamamız lazım. Bir yağmur yağsa, yine yağmur yağsaydı çok güzel olurdu. Direkt hemen tohumları atardı. Yani hiç olmasa bundan kurtulurduk. 2-3 gün sonra yağmur gözüküyor ama o da ne kadar yağar mı yağmaz mı o da belli değil. Onunla da kalıp bekletemezsin. Mecbur sulaman lazım. Ama bir taraftan tarlayı sulamamız lazım. Bir taraftan da burası bakın çamur. Hepsi sulak. Buraya ettim etmedim olmadı. İlaç da attık olmadı. Biraz çukur. Tarlanın en çukur yeri burası. Şu an hepsi çamur. Traktör girdiği zaman kalıyor yani. Tiller çektiğim zaman ettim etmedim olmadı. Ta buraya kadar sürdüm. Bundan sonra artık sürmedim. Çünkü o zaman daha çok çamurdu. Şimdi biraz kurumuş. O zaman benim çektiğim zaman buranın üstüne gelip dolaşamazdım böyle. Çok batıyordum. Yani bir iki yerde traktör neredeyse kalacaktı yani. Ektiğimiz tohumu göstermek istiyorum şimdi size. Bu yıl eksper ekiyoruz. Gübreyi de DAP kullanıyoruz, zaban gübresi. Şu an tohumumuz yetmeyecek. Geçen sene 2,5 kilo giriyordu. Pamuk bu seneyi biraz daha yükselttik. 3 kilo yaptık. 2,5 kilo için tohum getirmiştik. Yetmediği için biraz sonra gidip tohum getireceğim. Tekrar gidip tohum getireceğim. Çünkü tohumumuz az kaldı. 4 torba kalmış. Hatta 4,5. Biraz orada da var. Gidip tohum getireceğim. Tohum yetmediği için. Tohum dönümüne 3 kilo 100 3 kilo 3 kilo arası gidiyor. Gübre de dönüme 15 kilo veriyoruz. 15 kilo veriyoruz. Daha sonra zaten tekrar vereceğiz gübreyi. Hazırladım. Bak bu yerli taşlar. Aslında bu taş da değil. Bu kayalık mı çıkmıyor yani. Eskavatör de bunu çıkaramıyor. Size bu taşları göstermek istiyorum. Az önce ben de Mehmet'le bir tane attık. Traktöre engel olan bir taş da attık. Bakın bu taş, bu taşı atmasan olmaz. Mecbur bu taşı atacaksın. Bakın tillerin boyağı da değmiş buraya. Tiller daha sıfır ya. Merdanenin boyağı değmiş. Yani taşları atmak zorundasın. Atmazdığın zaman iş yapamazsın. Bak buna kadar atmak zorundasın. Çünkü bu senin işine engel olur. Şimdi olmasa da çapa çapa yaptığın zaman pamuğun üstüne düşer. Yani zaten taş çok. Bunları atsan bunlar bitmez. Hatta bizim bu tarla hepsi böyle. Küçük taşlar. Bakın bu. Bunu tiller kaldırdı. Tiller çekip sonra tapan çektik ya. Bu taşı ne yapsan da atmak zorundasın. Ki bu senin işine engel. Onun gibi bir sürü. Bakın orada var. Yani atmadığın zaman olmuyor. Mecbur taşları atmak zorundasın. Biz de bunlarla mücadele edip bu işi yapıyoruz. Daha ötesi yok, mecbur yani bunlarla mücadele yapıp bu işi yapacaksın. Diğer tarlayı bitirdik. 220 dekardı. Yukarıdaki tarlayı bitirdik. Şu anda bunu ekiyoruz. Dün öğlene kadar orayı ektik. Öğlen orayı bitirdik. Buraya geldik. Şimdi de bu sabah. Kaçıncı türdü Davut? Abi ikinci türdür gidiyor. Evet, buraya kadar getirmiştik dün. Dün buraya kadar getirdik.
Diğer tarla 220 dekardı. 220 dekara ekmedik hepsini. Aşağılara doğru biraz tarlayı bıraktık. Şu an tam ektiğimiz yer 20 dönümü ekmedik. 208 dekar mı? Tam öyle bir şeyin. Bu da yaklaşık 210 dekar. Tabi burası çamur. Orayı da ekmedik. Yani bu da 205-200 dekara denk gelir. Ekeceğimiz yer. Size manzarayı da göstermek istiyorum. Kaplumbağalar şu an taşların üstünde. Kazlar suda. Yabani ördekler suyun içinde biraz ötede. Abi tabi geliyor. Hava çok güzel.
Abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın.